Arkadaşlar günaydın, kanala ve videoya tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki videoda sizinle birlikte bu çadır kamp alanına gelmiştik. Kendi çadırını kurmak 30 dolar, onların çadırında kalmak 40 dolardı. Ben de dedim ki elektrik var, yatak var güzelce. Neden kendi çadırımı kurayım 10 dolarlık fark için? Ve o çadırda kalıyordum. Good morning boss. How are you? Fine, how are you? I'm fine, thank you so much. Şimdi bu videoda buradan çıkacağız. Ve Uganda'nın en güzel yerlerinden bir tanesi olduğu söylenilen Lake Bunyonyi ismindeki göle gideceğiz arkadaşlar. Ama ilk başta size bu otelin restoranındaki manzarayı ve kahvaltıyı bir göstermek istiyorum. Bakın fil var mı? Oo, bu taraftalar. Bakın göstereyim mi? Kahvaltıda birkaç tane seçeneğiniz var. Böyle işte sosisler, pastırmalar falan da getirebiliyorlar da ben motor süreceğim günlerde öyle ete çok bulaşmak istemediğim için işte ekmek istiyorum yanına, omlet istiyorum. Bazen bunu dürüp getiriyorlar, ismine Rolex diyorlar. Bazen böyle getiriyorlar. Önden bir iki üç dilim meyve getirdiler. Meyve suyu getiriyorlar. Kahvemiz var gayet güzel. Bunları da kahveyi ve çayı hep böyle sürahiyle getiriyorlar. Yani çaydanlık aslında bunun adı ama çok getiriyorlar. Yani 3 bardaklık, 4 bardaklık falan geliyor. Öyle bir bardak içeyim de kalkayım olmuyor genelde. Fiyatları da o yüzden hep 50-60 lira arasında. Ya 15 liraya bir tane bardak kahve verin kardeşim bana. Şöyle az bir bardak içeyim gideyim. Olmuyor. Güzel ama şikayet edemem. Doyuruyor, yolda tutuyor beni. Buranın en güzel yanı şu an iki tarafımızda da filler var arkadaşlar. Ya ben bayağı videolarını çektim, inceledim, izledim. Hoppa! Kurtardık. Hoppa! Ulan! Vurdum herhalde çantayı. Neyse. Çok fark etmiyor. Evet. Son Uganda yolculuğumuz için yola çıktık arkadaşlar. Uganda'nın içinde yapacağımız son sürüş bu. Bundan sonraki video Uganda'dan Ruanda'ya geçerken gelecek. Artık ülke değiştirmeye, yeni yerler görmeye ve bir sınır geçişinde tabii ki tecrübe etmeye başlayacağım. Çok merak ediyorum sınır geçişi nasıl olacak? Bu belgeler nasıl işleniyor? Ne oluyor? Ne kadar zorluk çıkıyor? Bunların hepsini çok merak ediyorum. İşte çalılık, İngilizce'de bush denilen şey tam olarak bu. Böyle 1,5-2 metre arasında sen yürürsen görünmeyeceğin ama hayvanlar için muhteşem avlanma ve beslenme noktaları. Ve Afrika'nın büyük bir çoğunluğunun doğal bitki örtüsü. Çünkü biz insanlar kesmişiz, her şeyi kesmişiz. Bir yerini artık ancak bu çalılar dolduruyor. Allah'ım mutluluktan bayılacağım ya. Bir bakın. Görüyor musunuz? Karınca kadar görünüyor eminim ama
Türkiye'de dağdan köyden falan giderken aman karşıma kangal çıkar, işte beni kıstırır, sıkıştırır diye düşünüyorum. Burada fil çıkıyor insanın karşısına. Ya ne kadar güzel bir şey. Şu güzelliğe bir bakın ya. Şu güzelliğe bir bakın. Oh. Yol da çok güzel. Hava da çok güzel. Of, her şey çok güzel. Bayılıyorum. O ilk videolarda gördüğünüz şehir keşmekeşi, işte kalabalık, trafik falan. Oralardan çıkmak beni inanılmaz mutlu etti. Böyle savanaların ortasında motor sürüyoruz. Şu an Uganda'dayım. Uganda'nın güneyine doğru motor sürüyorum. Ülke değiştireceğim ya. Bu kaç insana kısmet olur bir hayatta. Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Aldım aya yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş ağlar bazı. Gönüle sebebime devrim. Evet, küçük bir dağ köyü, yine durmuş bir araba ve satıcılar. Ve bir sürü satıcı. Bir de iyili kötülü bir benzin almam lazım. Nereden alsam acaba? Hadi buradan alayım ya. Buradan alayım çünkü Sarper abi der ki Afrika'da benzin buldun mu alacaksın. Aman ileriden alayım, aman başka bir yer bulurum falan demeyeceksin. O yüzden onun sözünü dinliyorum ve benzin almaya geldim. Is it working? Is there anything? Okay. 5.2 litre yakıt aldık. 143 kilometrede yakmışız arkadaşlar. 143 kilometrede 5.2 litre ise 3.6, 3.7 gibi bir şey yapıyor yine. Güzel, yine ortalamamızı bozmadık. Az basarak yola devam ediyoruz. Hello. Evet, yine bir köy merkeziyle ve inanılmaz çok muzla karşınızdayım. Ya o kadar çok muz yetiştiriyorlar ki bunları yemiyorlardır ya bu kadar. Yani satıyorlar mı başka ülkelere diyeceğim. Bu coğrafyadaki bütün ülkelerde muz yetişiyordur zaten böyle. Yani dağları, bayırları kesmişler, muz dikmişler. Baksana şuraya. Aa, abi düşüyor ha muzlar. Haberin olsun. Okulun güzelliğine bir bakın.
ormanın yeşilliğin içinde kuruldu. Ne güzel. Allah. Ana. Bu kasislerden dolayı bir saattir yoldayım şu an. Daha 35 kilometre falan gelebildim. Yani hızlı gidilmiyor. Ha, güzel bir şey, güvenli bir şey ama tabii ki yani bir kasis, işte bir ülkede kasis ne kadar fazlaysa o kadar gelişmediğinin göstergesi ya da gelişmekte olmaya çalıştığının diyeyim. Yani çünkü insanlar kurallara uymuyor demektir. Bu insanlar kuralları umursamıyor demektir. Mecburen böyle şeylerle insanları yavaşlatmaya, durdurmaya çalışıyorlar. Sakarya'ya benziyor. Bilmiyorum şu an ekran başında ulan Anıl Uganda'yı da Sakarya'ya benzetmezsin diyenler var mı? Eminim vardır. Ama benziyor arkadaşlar. Yalansa yalan değil. Sonra Bolu Gölcük'e benzemiyor mu? Bir bakın. Bir bakın. Gölcük mü değil mi? Bir bakın. Arkadaşlar her yer çay bahçesi oldu. Şunlardan birine girsek mi acaba? Nasıl topluyorlar çayı acaba? Çok merak ediyorum. Ve bahçelerin içinde de bayağı insanlar var. Hadi bir girelim şuraya. Rizeli bütün arkadaşlara selam olsun. Bakalım burada çayı nasıl ayıklıyorlar? Bitkiler bayağı küçük görünüyor. Şurada insanlar var. Ayıklamışlar da böyle sanki. Oh, çok güzel kokuyor. Allah'ım, efsane bir yermiş. Şimdi bir küçük yalan söyleyeceğim. Çaktırmayın, tamam mı? Benim de var diyeceğim çay bahçem. Biz de topluyoruz diyeceğim çay. Can show you. Onlar da bıçak kullanıyorlarmış. Şak şak kesiyorlarmış. Bak. That's how we operate that cutting. Ah. But you always take the freshest leaves. Yes. We don't take this old one. We take the fresh one to top. Sadece üsttekileri alırız. Şöyle üstteki nazikleri keseriz. The soft ones. Amazing. Is it how you pluck it in Turkey? In Turkey. You use hands? Yeah. We also use this kind of item. Yeah. But on this side we have a kinda bag, so they directly goes in the basket, not a basket, is but it not bag. A little bit complicated to use it because it is soft. How do you? Because this side is burning. And this place is famous with the tea plantation. Yes. Okay. Regional of tea. Uganda'nın Rize'sini bulduk arkadaşlar. Aslında bu normal bir bıçak. Kenarına bu plastikleri onlar tutturmuş. Böyle kutu gibi bir şey yapmışlar. Yani bayağı yaratıcı. Arkadaşlar, tarlanın müdürü geldi. Bu işçilerin başında duran ustabaşı herhalde. Birazcık soru sordum. Diyor ki biz 14 günde bir hasat yapıyoruz diyor. Nasıl dedim ya, böyle yılda 2 hasat, 3 hasat, 10 hasat böyle bir sayınız yok mu? Yo diyor, niye yıla bölelim ki, biz her 14 günde bir tarlaya baştan başlıyoruz. Bir taraftan başlıyoruz işçilerle, tarlayı bitiriyoruz. Sonra baştan tekrar başlıyoruz. Her 14 günde bir yıl boyunca hasat yapıyorlarmış. Bilmiyorum bizde Türkiye'de bu süre nasıl? Yani bir yılda kaç kez hasat yapılıyor? Ama 14 günde bir olduğunu düşünürsek 25 kez hasat yapmadığımıza eminim ben Türkiye'de. İnanılmaz bir sayı. Vay be, çok etkilendim. Hadi yola devam edelim. Tarlada çalışan herkesin kıyafeti sarı, görüyor musunuz? Çay topluyorlar. Sanırım bu insanlar mahkum. Bir hapishaneden geliyorlar. Ve burada başlarında gardiyanlarla birlikte bu tarlalarda çalışıyorlar. Ve iyi halden dolayı böyle işlerde emekleri karşılığında para kazanmalarını sağlıyor Uganda hükümeti. Benim anladığım o. Yanlışsa düzelt. Kocaman bir şehrin içine geldik. Kocaman demeyeyim de artık buralar için büyük olmaya başladı. Çünkü yani dağlık kısımlarda geziyorum. Yolcu iyice azaldı. İnsan iyice azaldı. Yerleşimler küçüldü. Şurada bir dur... Of! Bir durup haritaya bakayım diyecektim. Üf! Hello! Allah, bütün hayvanı asmışlar. Orada da var.
Her yer et satıyor burada. Hayvanın kuyruğunu soymadan ve kesmeden tutuyorlar etin üstünde. Sebebi ne acaba? Yani hangi hayvandan geldi? Sağlıklı mı değil mi? Kuyruğundan, kılından, tüyünden bakın görün falan diye mi acaba? Bakın bir otobüs de var zaten burada. Bir tabela gördüm. Burada termal su varmış arkadaşlar. Termal havuzlar varmış. Kitagata Hot Springs. Aha, Hot Spring'in geldiği yer. Yine bir Karadeniz benzetmesi yapacağım. Ayder Yaylası'nda 2015 yılında bir kamp yaptık. Böyle öldük yani. Havadan işte yağmur, fırtına falan öldük neredeyse. Her şeyimiz ıslandı. Bir iki gün boyunca direndik. Ama üçüncü gün artık Ayder Yaylası'ndaki bir tane pansiyona sığınmak zorunda kaldık. Sonra pansiyondakiler dediler ki ya madem bu kadar üşüdünüz, kemiğiniz üşümüş, gidin bir ısının. Ayder Yaylası'nda termal havuz var. Nasıl ya termal havuz? Ayder Yaylası'nda. Vallahi dediler var. Aa dedik gidelim. Bir güzeldi. Allah, hiç unutmuyorum ya. Ta 2015'teydi. Ama hala ısısını kemiklerimde hissedebiliyorum. Ama tabi buralar da öyle çok soğuk falan olmadığı için onlar termal havuzların ve termal suyun kıymetini bizim bildiğimiz kadar bilmiyorlardır yani. Bir dinlenme tesisinin içinde şöyle küçük bir restoran buldum. Bir öğle yemeği yemek için buraya geldim. Saat 1'i 10 geçiyor. Yine kızarmış et ve yanına pirinç pilavı istedim. Bakalım bu sefer bahtımıza ne çıkacak, ne gelecek. Burada yemekten daha kritik bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Dışarıya bir tane böyle lavabomsu yer koymuşlar. Ve ne sabuna ne de suya dokunmanız gerekmiyor. Sabunu şuradan ayağınızla basarak alıyorsunuz. Aynı şekilde suyu da buradan böyle. İnanılmaz bir korona önlemi. Elinizi dokunmanız gerekmiyor. Muhteşem yapmışlar. Ben çok etkilendim. Bu böyle soslu yemek yemem gereken bir şey mi, yememem gereken bir şey mi bilmiyorum ama 35 gün geçti neredeyse Afrika'da. Herhalde birazcık bakterilere alışmıştır vücudum. Gayet de temiz bir yere benziyor. O yüzden bu yemeği yiyeceğim. Hadi bakalım başlıyoruz. Hemen size bir küçük de yorum. Aşırı sıcak. Bu yemekten hiçbir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Bu kadar sıcağın içinde ne bakteri ne virüs hiçbir şey yaşayamaz. O yüzden gayet güvenli. Ben şu tabağımı bitireyim. Yolla birlikte devam edelim. Bu etlerin dışları inanılmaz sert oluyor. Bakın. Dışıyla içi arasındaki renk farkı görülüyor mu? Bilmiyorum.
İçi pişince gayet güzel bildiğimiz et gibi ama dışı aşırı sert. Çünkü son lokmamda fark ettim bunu ama bu etlerin hepsi az önce size gösterdiğim o asılı duran hayvanlardan geliyor. Beklemekten dolayı da dışları böyle sertleşiyor. Afrika'dayız arkadaşlar. Ne yapacağız? Yiyeceğiz mecbur. Yiyoruz. Bakın. Kemikleri dışında hiçbir şey kalmadı. Fern Flowers Limited. Uganda'da hiç sera görmemiştim. Ve sanırım hayatımda gördüğüm en büyük serayı da aynı zamanda hem ilk olarak hem de gördüğüm en büyük sera olarak burada görüyorum. Az önce yukarıdan gördüm ya, kilometrelerce gidiyor sanki. Çiçek yetiştiriyorlarmış burada. Tabelada öyle yazıyor. Flower Corporation of Uganda yazıyor. Üf. Helal olsun. Ha, ufak ufak yağmurlar damlamaya başlamış. Havanın götü karardı. Ermenek'te öyle derler arkadaşlar. Bazı videolarımda anlatıyorum. Burada da anlatmış olayım. Hava böyle olduğu zaman Ermenek'te derler ki o havanın götü karardı. Hadi girelim. Ah. Öf 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 öf. Öf. Canım yandı ha. O kadar sert düşüyor ki damlalar. O kadar büyük ki. Öf. Ya inanılmaz bir şey ya. Afrika'da yağmur böyle yağıyor. Ya içinden geçebiliyorsun, çıkabiliyorsun, içine girebiliyorsun. Orada yağıyor, buraya gelmemiş daha. Böyle bir aman hava karardı, of çok iyi yağmur yağacak diyorsun. 10 dakika yağıyor, bitiyor sonra. Güneş açıyor. Bir kararıyor. Türkiye'de böyle kararma görmemişsinizdir. Gerçekten kararıyor. Gri falan değil yani. Aşırı kararıyor. 15 dakika yağıyor. Çok farklı kokular alıyorum. Aha! Soğan, soğan. Şimdi kokunun sebebi belli oldu. Soğan arkadaşlar, bakın. Herkes soğan satıyor. Görüyor musunuz? Bütün köy soğan kokuyor zaten. Üf. Burası da soğan toptancısı bir köy herhalde. Bak. Her yerde soğan var. Has avokado tohumu diyor. Oo, avokadocular birliğiymiş. Hı, abi de dernekle birlikte fotoğraf çekecek. Türkiye'de oluyordu böyle şeyler. Şehrin ortasına garip garip şeylerin heykelleri yapılıyordu. Burada da kocaman bir avokado var. Burada böyle bir heykel var. Afrikalıların günlük hayatlarını, çektiklerini, çileleri anlatır diyor. Oklar, mızraklar, kahve ayıklama aletleri, balık tutanlar, su taşıyanlar. Çok ilginç. Bir sürü heykel var burada. Niye böyle bir yer yaptılar acaba? Orada bir tane aslan bufaloyu avlıyor. Şuraya bir tane kocaman zürafa var. Ne alaka ya? Dağın başı burası. Şaşırdım. Neyse. Yola devam. Yine çok güzel bir dağ köyüne geldim. Ama yağmur geçmiş buradan. Bak burası boş. Hiçbir şey yok, görüyor musunuz? İlerisi ıslak. Yani şu tarafa yağıyor. Sanırım o tarafa gidiyor mu? Geliyor mu? Umarım gidiyordur. Hadi ben aradan. Hadi geçeyim ya. Hadi şu aradan geçivereyim lütfen. Hadi diren GoPro. Diren bozulma. Gidelim. Sonra yolumuza bakalım. Of. Herkes saklanıyor. Ben de mi saklansam? Öf, çok ıslandım. GoPro'yu koyuyorum arkadaşlar. Ama ben yola devam edeceğim. Yağmurun içinden geçtim. Ama o da benim içime geçti. O yüzden hemen üşümemek için içliğimi giymem lazım.
Çünkü hava 20 derece ve bayağı esiyor. Ve ıslandım. Gördüğünüz üzere. İyi. İçime herhalde çok geçmemiş. Şuralarım biraz ıslak. Oh. Neyse. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararım, soldum. İşte bir gittikten sonra bir şey olmaz ya. Zaten yağmur arkamda kaldı. Beni kovalıyor ama benden hızlı değil. O taraftan geldim, şöyle vadilerin içinden, virajlardan bu muhteşem manzaraya çıktım. Uganda'nın dağlık bölgesine seyahat etmişiz bugün. Seyahatte anladım bunu. Ve ya o yağmurun içinden geçerek geldik. Buraları birazcık size de göstermek istedim. Yağmur kesilince efsane güzellikte bir manzara ortaya çıktı çünkü. Haydi bakalım. Devam edelim. Çok güzel virajlı, ormanlı yollar var önümüzde. Hala yağıyor ufak ufak da. Yer mi Anadolu çocuğu be? Bu kadarcık yağmurdan bir şey olmaz. Oh 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 oh. Geçitten de geçtik. Zigana geçidi. Sertavul geçidi. Hep böyle yerler görünce Türkiye aklıma geliyor. Of, normal mi acaba ya? Daha bir ay oldu. 2 yıl ne yapacağım ben? İşim zor valla. Evet, bir yol ayrımına geldik. Şimdi iki soru var. Birincisi, eğer bu yol full böyle topraksa ve gerçekten 13 kilometrelik yolu 40 dakikada alacaksam, şu taraftan gelen aşırı yoğun yağmur beni yakalar mı? Büyük ihtimalle yakalar. Gölün kenarına gitmeme gerek de yok aslında bir taraftan. Niye gideyim? Yani ben gitmek istemiştim. Oralarda bir yerde konaklamak istemiştim. Gitmeye de bilirim. Yağmurda ıslanmaktansa burada şehir içinde bir yerde konaklayıp. Tabii ki yine köy gibi bir yere girdim. Ve haritada işaretli olan yerlerin hiçbiri haritada işaretli oldukları yerde değil. O yüzden... Hello! O yüzden haritaya bakarken bir abi denk geldi önüme. Dedi ki beni takip et, ben seni götürürüm. Dayı, ben senin kadar hızlı gidemiyorum. Benim motor 300 kilo. Oo, nehir var. Ha, otelin adı da Riverside zaten. Okey okey. Sağ ol dayı. Ben giderim, bulurum. Okay, sir. Thank you so much. I will just continue and it will be on the right. Okay, okay. Thank you so much. Ne güzel adammış. Yani bir şey, senin için bir şey yapıp para istemeyen gördüğüm ilk Afrikalı olabilir. Aha, Riverside. Hadi bakalım, geldik. Hop hop. Arkadaşlar, 80 bin dediler, yani 23-24 dolardı. 50 bine anlaştık. Kocaman bir oda, banyosu var, yatağı var, masası var. Gayet güzel. Oturup çalışacağım şimdi. What was your name again? Laban. Laban. Yes. Laban bana. Eduardo. Çok güzel, thank you so much. You're welcome. Çok güzel bir indirim yaptı. Islanmayayım, bu yağmurda gitmeyeyim, başka yer aramayayım diye. Hemen Kabale şehrinin içinde Riverside diye bir otel burası. Haritadan buldum, geldim. Gayet de güzel çıktı. Bir göstereyim size şöyle. Her yeri yeşil. Bayağı güzel bir yermiş. This place. Harbiden nehir akıyor. Biraz Afrika usulü tabii, kahverengi akıyor ama gayet güzel.
Çok fazla kuş gelir buraya, göreceksin zaten diyor. Futbol sahası gibi bahçesi var. Motoru da park ettim. Eşyaları indirip ben çalışmaya başlıyorum arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video Uganda'daki son tam gün sürüş videomdu. Bundan sonraki videonun yarısı Uganda'da, yarısı da Afrika'daki ikinci ülkem olan Ruanda'da geçecek. Bir sonraki videoda o yolculukla birlikte görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Şöyle 30 dolar kadar para alıyorum yanıma. Çünkü biraz böyle enerjim düşük hissediyorum. Dün akşam da hafif böyle bir üşüme geldi, bir titretti. Burası soğuk. 18-19 derece şu an olduğum yer. Ruanda sınırına yakın Kabale diye bir köyümsü, kasabamsı, şehrimsi bir yerdeyim. Gökhan'ın olayından sonra böyle o hafif üşümeler bile tedirgin eder oldu. O yüzden yakındaki bir hastaneye gideceğim ve bir sıtma testi yaptırıp gelmek istiyorum. Gezecektim bugün normalde motora atlayıp ama önce bir test yaptırayım. Sonra bakarız, sonrası Allah kerim dedim. Test yaptırmaya gidiyorum o yüzden şimdi hastaneye. Maske takmak gerekiyormuş. Bende yok. O yüzden böyle geziyorum hastanenin içinde. Bir soralım bakalım. Burası hiç ana laboratuvar gibi görünmüyor bana ama bu ne ya? Hastaneye gittim. 1,5 saat bekledim ve laboratuvarda kimse yok. Kapı, duvar, kilit. O yüzden eczaneye gideceğim şimdi. Kendim yapabileceğim testlerden alacağım 2 tane. Aynı anda yapacağım. Bakalım ne çıkacak. Testi alacağım, yemeğe gideceğim. Yemekte restoranda otururken yapacağım bu işlemi. Şimdi zımbırtıları aldım. Bir tane buffer diye bir şey lazım. Bunu damlatmak gerekiyor. Ben dün akşam yaptım kendi kendime bir tane test. Ama koymam gerekenden aşırı fazla kan koyduğum için her yer kıpkırmızı oldu. Normalde çizgiler falan çıkması gerekiyormuş. Hiç öyle şeyler göremedim. Şunun ucu kadar bir şey damlat, yani koymak gerekiyormuş. Bununla böyle alıp koymak gerekiyormuş. Ben 3 damla falan damlattım. Koca koca sürahiyle döktüm aslında şu boyutları düşününce. Bir de story çekeyim. Birazdan paylaşırım. Ben bu bütün gezinin detaylarını günlük olarak Instagram'dan paylaşıyorum. Eğer Anıl şu an nerede, işte videolar geç geliyor ama biz bir de günlük olarak takip edelim derseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yine aynı isimle bulacaksınız. Gezmek en kolay. Alkollü bezle. Siliyoruz. Ben kendi elimi delemiyorum ya. Böyle bir sorunum var. Ne yapacağız bunu? Deldim. İlk çıkan kanı silin diyorlar. Sonra şunun ucuyla bunu şuraya bas. Bunu da öbürüne bastım. Sonra bunları bırakıyorum. Hemen şu buffer denen şeyden de damlatıyorum. Tık. Tık. Bekliyoruz arkadaşlar. 20 dakika sonra çıkacak sonucumuz. Size göstereceğim. Yani ikisini aynı anda yaptım. İkisinde de sıkıntı çıkmadı gibi görünüyor. Hop. Şöyle göstereyim. Bu C'nin üzerinde bir çizgi var. Aynısının T'nin üzerinde de olması lazım ama ikisi de T'nin üstü boş. O yüzden sanırım temiziz.
muhtemelen dün gelirken o ıslandım, işte durdum, giyindim falan derken orada 20 dereceydi hava. Orada böyle bir üşütmeyle birlikte hafif bir kırık hissettim. Dün biraz öyleydi, bugün daha iyiyim. İki tane negatifi gördükten sonra bayağı iyiyim artık. Tamam, Uganda'yı da sıtmasız bir şekilde atlattığımıza şu testlerle birlikte emin oluyorum. Bir kan testi versem çok daha içim rahatlayacaktı ama iki tane test, bir de dünkü test aynı anda yanılmıyordur herhalde. Kötü hissedersem Ruanda'da giderim artık zaten. Tekrardan teşekkür ediyorum.